salgını kapsamında alınan tedbirler yavaş yavaş esnetilmeye başlıyor. 11 Mayıs itibariyle AVM'ler ve kuaförler açılacak. Biz de bu konuyu Çorum halkına sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Vallahi biraz erken başladılar da millet hepsi birden sokağa da çıkar, efendime söyleyeyim. O AVM'lere de girer. Ortalıkta o zaman şey de kalmaz. Sosyal mesafe de kalmaz. Zaten görüyorsunuz. Çoğunluğu maske eldiven takmıyorlar. Hepsi kol kolda geziyorlar. Böyle bir yerde bu AVM'ler de açıldı mı? Yani temelli birbirine girecek bu millet. Ondan sonra yeniden artacak bu şeyler. Mesela bulaşı. Efendim, ölümler artacak. Yani iyi olmaz bence hemen. Daha mı geç açılmalıydı? Biraz daha geç açılmalıydı. Şöyle bir atıyorum ölüm olayları şöyle bir 15'e 20'ye düşmeliydi. Şu anda daha 60-70'lere geçiyor. Buna iyi olur derim yani. Millet daraldı, bunaldı, bir şey diyemem. Hiçbir şey diyemiyorum. Ne diyeyim? Şu an için normal yani. Gerekli derken yani o kadar da acil bir şey yok ama böyle gerekiyordu biraz daha. Ya normal ya. Vallahi iki türlü var. Bir yönden esnaf için sıkıntılı bir süreç. Çünkü hepimiz buna bağlıyız. Gelirimiz düşük insanlarız. Zaten küçük esnafız. Efendime söyleyeyim. Zaten devlet bize de, biz gibilere de kredi hiçbir şey vermiyor. Bir sürü önümüze engel takılıyor. O şansımız da yok. Mecbur dükkanları açıyoruz. Tabii ki erken salıvermesi iyi değil. Çünkü dediğim gibi vakalar çok. Allah göstermesin önüne geçemeyiz. Biraz daha Sağlık Bakanımızın dediği gibi biraz daha sağduyulu davranıp biraz daha şey etmeliyiz. Yani erken davranmamalıyız. Her konuda. Hele AVM'ler daha sıkıntılı. Çünkü orada kalabalık ve kapalı alan olduğu için insanlar hiçbir şeye dikkat etmeyecek. Onun için vakalar artabilir. Allah göstermesin. Daha kötü şeylerle sonuçlanır. Ben biraz daha diyorum yani. Biz dayanıyoruz. Halkımız da biraz daha dayansın. Esnaf olarak biz dayanıyoruz. İnan bak yani şartlarımız çok zor. Çok zorlanıyoruz. Bildiğiniz gibi değil yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok iyi oluyor. İyi bir şey. Ama bizim Çorum halkı olarak şu şeye bak, görüyorum değil mi? En kızdığım benim olaya bak. Şimdi mesafe yok. Bunu söylemesi gerekiyor ama yok bir şey. Sizce ortamı görüyor muyuz yani? Bence iyi görmüyorum abi. Siz görüyor musun bilmiyorum. Ha böyle giderse daha geri kapanır yani. Şuna bak ya. Bizim böyle değildi. Bak şuna bak. Korkuyoruz yani. Gezmiyoruz. Yumuşa şöyle. Bakmıyor adam diye ölümden korkan kimse yok ki. Olsa olsun diyor. Olsa olsun diye bir şey var mı? İnsan sağlığı yaşayan önemli bir şey. AVM'ler açılacak da tekbirlere kimse uymuyor ki. Sokaklar hep. Şimdi mesela açılacak diye Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Çorum'da söylüyor. Hiç kimse mesafe açmıyor. Maske de takılmıyor. O ona sokuluyor. Birbiri yani tokalaşıyorlar. Yaşlarımız, gençlerimiz parkta oturuyor. Belediyelerimiz uyarıyor. Kimse anlamıyor. Şu anda bir de işçi de çok. Sayın milletvekilleri de bir el atmasını istiyor. Türkiye'de 14.5 üzerinde işçi de oranı çok. Bir de mülteciler geldikten sonra kapı da bizlere kapanıyor. Acaba ne diyor yani? Sayın Cumhurbaşkanı burada duyuyorsa, görüyorsa bir el atmasını rica ediyor. Valla ne diyeyim, hani şu an bence yapılmaması gerekiyordu hani biraz daha en azından diye düşünüyorum. Erken mi? Erken diye düşünüyorum, evet. Yani. Allah razı olsun, açılması iyi yani. Herkes vatandaş da yani kendini tedbir alsın yani. Ne diyelim daha? Açılsın ya. Zaten iş bulamadı. 1,5 aydır içeri girdik. 2 milyar içerideyim ben ayakkabı boyayacağım. 1 milyar sigorta ödüyorum. İçinden çıkamıyorum. Ben de açılmasını isterim. Artık bu koronavirüsü ben şeye benzettim biliyor musun? Bu meçhuç vardır şeyde. Buranın yerinde geçer. Sanki onun hikayesine benzettim. Böyle şeyin arkasından geliyor filan ya, bu setin arkasından filan. Bütün dünyayı eve kilitliyor filan. Onun hikayesi öyledir biliyor musun? Şöyle hayretle seyrettim yani, ona benziyor. Açılsın derim ben de. Kaçırsın tabii ki.